Hayatımda gördüğüm en ilginç haber dersem abartmış olmam diye düşünüyorum. Genelde ya A A A A, A ya da A B A B. Boyu boyuna, uyu uyuna uygun gözde bekarları araştırmışlar abi. Haydi bastır haydi bastır bütün takım çelik kastır. <laughs> Eskiden kavganın bile bir adabı vardı. Abi kalasla Eski. saldırmışlar aklına ya kalasla. <laughs> Partisi'nin 8. bölümünden herkese selamlar. Kaçıncı bölümde hatırlamıyorum. Onur Erdem'in direktifiyle daha doğrusu zorlamasıyla diyeyim buraya bir forma giyerek çıkmıştım. Çünkü bana siyah tişörtle kaybolacağımı söylüyordu. Bugün Onur Erdem siyah tişörtüyle aramızda. Yani evet sana böyle bir uyarı diyeyim hadi. Bulunmuştum. Bugün çekim olduğunu unutarak böyle geldim. Benim eşekliğim. Estağfurullah. Estağfurullah. Bir anda mahcup oldum. Sürpriz olmayan bir yerden konularıma başlamak istiyorum. Bir ana tamam. konum yok. Seni düşünerek konular seçtim bugün. Arsene Wenger. Bir radyo programında 1990 senesinde bu mesleği bıraktım. Zor bir karar oldu benim için ama 20 yıl acısıyla tatlısıyla geride kaldı. Artık sadece ekonomistikle uğraşacağım demiş. Sonra da 1 Nisan şakası demiş. Şakacı bir. Kötü bir şaka şey yapmış hocam. Hocam genelde yani mizahi yönü çok kuvvetli diyemeyeceğim. Şey de şaka yapmıştı. Luis Suarez için 40 milyon önerdikten sonra Liverpool teklifi arttırın dediklerinde 40 milyon 1 pound ee, gibi bir öneride bulunmuştu mesela onu hatırlıyorum. Yani, hocamın mizahi tarafı dediğim gibi çok kuvvetli değil. Yine de severim yani. Yaşlı yaşlı mizahı var onda. Böyle kötü yaşlı mizahı olur ya şakalar. Bir de güldüğünde böyle çok komik bir şey söylemiş gibi böyle gözleri falan parlar onun. Anladım. Zihnimde, zihnimde, bazı isimler canlanıyor. Bazı abilerimiz ama saygısızlık olmasın diye burada söylüyorum. Ben bir şey demedim. Eğer hani o günlerde Medreruno Twitter hesabı olsaydı o bıraktığımdan sonra hani bir şey belki Arsenal'da o, o değildi ama hani aynı şekilde Arsenal geri sevdiğini düşün. Nasıl tweetler görürdük böyle hüzünlü Bıraktığında mı? Evet. O 20 sene önceki bıraktım şakasında. Yani en son atacağımı biliyorum ama. Ne diyecektin? Hoca senin yapacağın... şakı... <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ne, tamam. Kendin mi biliyorsun? Hüzünlü bir Arsenal haberi. Yine daha Arsenal yok piyasada. E, bugünleri hatırlıyorsundur. Çünkü gerçekten yeni bir yıldız doğdu, doğuyor. Dünya futboluna damga vuracak derken kalbi delik. Futbol hayatı bitti haberi. Kanu. Tabii kanu. Inter'deki oynadığı zaman mı? E, Inter'e geliyor. Ee, sonra Inter hani hatta parasını geri istiyor. Buradaki habere bakarsak. Bir yıl oynamıyor. Sonraki e, tedavi yani, görüyor. Evet yani sonraki süreçte oynuyor ama Inter'e hiç faydalı olmuyor. Arsenal'a hani... Bergkamp da öyleydi. Inter'e hiç faydalı olmadı. Sonra Arsenal'e efsane oldu. Benzer bir isim olarak söyleyebilirim. Buradaki haberde saçma olan şey şu yalnız. Sezon başında Inter'e transfer oluyor. Yani bu adamlar İtalya'da doktor yok muymuş mesela yani kontrolde. Sonradan parasını da ödüyorlar. Herhalde bir kontrolden geçiriyorlar. Sonra parasını da ödüyorlar. Ondan sonra da Ajax'ın transfer ücretini geri istiyorlar. Hollanda kulübü de olayı bilmediğini ve sürpriz olduğunu onlar için de. Daha önce böyle bir şey görmemiştik falan diyor da Inter'in yaptığı en aylık tabii yani. Yine de risk değil mi? Kalbi delik. Geçen hafta, Kolonya. ya ondan sonra bir şey olmadı. Ama geçen hafta değil mi? Tamer abi buradaydı. Hı hı. Konrad Makri muhabbetini anlattı. Aslında Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde Türkiye'ye bu olay çıkıyor. Kalbinde bir problem olduğu Makri'nin ortaya çıkıyor. Hatta Efes'e geçtiğinde de biliniyor bu. Buna rağmen ben oynayacağım diyor. Onlar da okey diyorlar ve devam ediyor. Herhalde Macri... kanununki de öyle. Yani ama ya Makri sonunda kalpten gitti ama. Yani şimdi sağda da gidebilirdi. O yüzden hani bu kanu devam etti ve bir şey olmadı diye. Yani ben de doktor değilim. Ben vardır illa bir sebebi. Hani e... Bakmışlardır, risk görmemişlerdir. Çünkü şeyde oynamıyor bu adamla yani. Hani Polonya dördüncü liginde falan oynamıyor yani. Arsenal, Inter, Nijerya milli takımı. İlla gerçekten hayatta tehlike olsaydı herhalde izin vermezler diye düşünüyorum. Ama bir taraftan ne bileyim kalbi delik %1 bile risk olsa almazsın herhalde o riski. Bir sonraki Arsenal haberime geçiyorum. Hı -hı. Son Arsenal haberim. Hı -hı. Bu Arsenal'la karşı yakayı. Ben bunu bilmiyordum. Tek potada eriten kişi. Ama bu Google'da doğru düzgün yok. Yani şey yazıyorum mesela Twitter search'e falan yazıyorum. Şu anda Ümit Turmuş'un çalıştığı Ghana e, takımı şey yazmış. Former Arsenal coach e, Ümit Turmuş falan öyle şey yazmış ama fazla bilgi yok bunun hakkında. Ümit Turmuş Arsenal'i şampiyonluğa götürüyor. Evet. Önce genç takımda çalışmış ilk sene. İkinci sene zaten e, şampiyon ...Arsenal takımının antrenörlerinden biri. Burada... Yani ekipteki bir tane... isimlerden biri. Evet. Yani burada fotoğraflarla var. Şaka değil yani hakikaten. Arsenal futbolcularla da var. George Graham'la da var o dönemki hocayla. Ee, ben bunu bilmiyordum. Önce onu söyleyeyim. Ümit Türmüş benim için hep şey... Bir Elazığ'dan hatırlıyorum onu. Bir de yani Karşıyaka'ya çalıştırdı. İki kere falan çalışılmış olması. İzmir Altay'da, Altay'da da çok görev yani. aldı. Ümit Kayıhan gibi Ege seyyahlarındandır o da. Eee... İngiltere'de böyle bir nasıl söyleyeyim vaatkar bir profille başlayıp ondan sonra Türkiye'de bu kadar düşük profil kalmış olması üzücü tabii yani. Ya orada yani habere bakılırsa milli takım teknik direktörlüğü teklif edilmiş. Tabii o zamanlar şey de var. Hani gazetelerde tanıdıkların sana hani seni yürütmek isteyen birileri varsa biraz bu tür haberler. Ya evet de burada mesela ya... haberin imzası Faruk Zapçı, Hürriyet Londra muhabiri. Hürriyet Londra muhabiri. İlginç. ilginç. Yani birazcık şişirmiş de olabilir tabii yani sonuçta. Burada şöyle bir şey diyor çünkü işte milli takım çalışıcı teklifi gelmiş ancak kendisi böyle milli takımın başında bir hoca var diyerek evet, geri çevirmiş. Evet. Yani ulan böyle bakarsak zaten kimse neyse. Bu da herhalde az çok hikayesini sonradan gördüğün bir evet. şampiyonluktur. Liverpool maçı değil mi bu? Yüz yılda bir yaşanacak olay Markel diye. Michael Thomas'ın golüyle Liverpool'da Arsenal'in şampiyon olduğu. Yani bir gün belki Ulaşır Ümit Hoca'yla bu işin perde arkasını da ayrıca konuşuruz. yani <laughs> yalnız Ümit Hoca'nın şampiyonluğu anlatıyor, maçı anlatıyor. Maçın devre arasında kritik bir dokunuşu olmuş. Şampiyon olmamız için Liverpool'a 2-0 yememiz gerekiyor. Taktiğimiz rakip futbolcular arasında rakip futbolcuya baskı yaparak hücumları kesmekti. Buna George Graham taktiği diyoruz. Yani bu basit neyse. Devre arasında Graham'a hocam bu takım şampiyon olacak çünkü biz genciz dedim. Bu çok önemli bir... İyi bir çıkarım. Kesinlikle. Hayır bu gerçekten şampiyonlukta yani. bir kilit nokta. Takım ikinci golü atınca Graham dönüp... ...Turmuş'a bakıp gülmüş. Gene Faruk Zabcı haberi. Faruk Zabcı... Neyse ben ben de birazcık... Sanki bir küçük... ...egzajere Cemal. etmiş gibi. Olabilir. Olabilir. Bu haberi kim yaptı bilmiyorum. Bunu Faruk Zabcı yapmadı. Çünkü artık gelişim spora geçiyorum. Ertesi sezon... ...Arsenal'ın o şampiyonluğundan bir sonraki sezon... Liverpool şampiyon oluyor. Başlık kırmızı şeytanlar şampiyon. Ya <laughs> yani. <laughs> 89-90 sezonu. Olabilir. Şimdi kırmızı şeytanları biz Manchester United olarak biliyoruz ama yani dünya da öyle biliyor. Ya dünya da öyle biliyor. Hayır dünya da öyle biliyor da ne bileyim belki o dönem kır, hani kırmızılar belki bu kadar yaygın değildi Türkiye'de. Çünkü Türkiye aslında dünyanın konuştuğu futbol dilini, oradaki şeyleri geç aldık biz buraya. Bu arada hani yine yani, bu tür dergiler sayesinde aldık. Evet, evet Ama kötü yani bugün baktığında. Bugün baktığında garip bir yani. yanlış tabii yani. Bugün şu anda birisi bunu yapsa güler geçersin ama yani o dönem o lugat, nasıl söyleyeyim o jargon İngiltere futbol jargonu Türkiye'ye ne kadar taşınmıştı. O dönem Türkiye'de, Manchester United'da Kırmızı Şeytanlar kim diyordu? Yani ne Galatasaray eşleşmiş o, o, o dönem şeyle Manchester United'la Birçok insan zaten Manchester United'da öyle tanıdı. Tabii. tabii 90, yani Galatasaray 92-93. 93. 93. <laughs> 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 yani ondan önce o jargona çok hakim olunamayabilir. Çünkü ben şey hatırlıyorum. Galatasaray eşleştiğinde şeytanlar deniyordu. Yeni bir dosya açacağım. Aç. Evet. Ee, siyaset. Yani, severiz. severiz. <laughs> çok uzmanıyız. Bir konuşalım. yerel seçim haberi. Evet. Beşiktaş Belediye Başkanlığı için ANAP'tan aday adayı olan Samet Aybaba. Milletvekili adayı da, adayı da olmuş. Ben bilmiyordum. Ya çok var aslında ya spor dünyasından ondan sonra bu yolda. O ilerleyen... günlerde çok Lemi, yok. Lemi Çelik oldu aday. Trabzonlu Lemi Çelik aday olmuştu. Milletvekili adayıydı galiba. Lemi Yanlış çok sonra olmadı mı Tam, ben? Hayır canım. Ha. Sonrası için söylüyorum ben de zaten. Topçuyken mi olmuş bu? Samet Aybaba. Topçuluktan çok kısa süre sonra. Ha. Yani var böyleleri. Ya sonuçta bir şey gibi ya. Popüler figürleri orada ekmeğini yeme kısmı var birazcık. Yani zaten olmamış herhalde Evet sonra. Seçilemiyor. Milletvekili adayı da olmuş. Ya bir onun devamında Ol. işte şu anda olanlar var. Alpay var. Saffet Onlar. Sancaklı. Safet Sancaklı var. var. Alpay oldu. var. Güreşçiler falan oldu. Güreşçiler bir Hamza bir Yerlikaya oldu, oldu falan oldu bir sürü insan oldu. E şey Nayim Süleymanoğlu'nu ee, Çok istemişler. Evet inanılmaz istemişler mesela. Bak o tam şey ya böyle. Naim oy da getirecek. Adam. Yani heh, yani tam böyle bütün Türkiye'nin üzerine mutabık kaldığı biz bu insanı alalım ve bunu kullanalım dedikleri için. Naim'in onu kabul etmemesi inanılmaz bir kişi yalnız. Ee, bu konuyu Kenan Sofoğlu demeden kapatalım ve tamam. başka bir konuya geçelim. Tamam. Abi şimdi sana yani bak bunları konuşurken bir an önce aradan çıksın da şu habere geçelim diye bekliyordum. Abi bir isim daha var söylemediğimiz için tutuklanmayalım. Evet ben... Tamam. bana bunları söyletmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Abi inanılmaz bir haberim var. Yani gerçekten hayatımda gördüğüm en ilginç haber dersem abartmış olmam diye düşünüyorum. Abi ben bunu gördüm. Yani şöyle gördüm. Programdan önce bana bu kağıtlar buradayken gördüm. Yani şoka girdim. Öyle söyleyeyim. Ben hayatımda böyle bir rezillik... <laughs> ya bak ya sadece... Hiç bugün olsa girmeyeceğim. Bak yani G hiç zaten girmiyorum. yani. benim programımda girmiyorum. Tamam, hiçbir şeye girmiyorum. Herhangi bir insan, herhangi bir kişi, dünyanın herhangi bir ülkesi hiçbir şeye girmiyorum. Ben böyle bir terbiyesizlik ben hayatımda görmedim ya. <laughs> sadece şu üst başlığı okuyacağım. Başlığı okusana olma önce. Semra Hanım kiminle evlenmeli? Ee, Tabi burada hani... sorgut şey... Turgut Özal vefat ediyor. Bu arada yapan da şey değil. Tempo dergisi. Tempo dergisi yani az buz dergi değildi yani Tempo. Kapağı ya. Semra Hanım kiminle evlenmedi? Bu kapak değil Kapakta ya. yazıyor. Hürriyet'in ekinden aldım bunu. <laughs> Kelebekten. Tamam. Ama kapak yani Tempo bu kapakla çıkıyor. Ee... <laughs> boyu boyuna uyu uyuna uygun gözde bekarları araştırmışlar abi. Adaylar Süleyman Seba, <laughs> Besim Tıbuk. Yıldırım Aktuna, Asil Nadir, Kenan Evren, Mehmet Gülerbüz. Abi Allah aşkına ya. Yani... <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. Abi bak, bunu düş, yazmayı geçtim. Yani düşünmemen lazım. Aras yetiş bile yapmaz bunu. Yap, abi yani böyle bir şey yok. Böyle bir, bir şey. <laughs> böyle bir haber yapamazsın yani. <laughs> ya yani cumhurbaşkanı için efendim kimce bunu, bunu yapamaz. Yapamazsın ya. Yani bu ne abi? Semra Hanım kimle evlenmeli? Aday <laughs> maday çıkartmışlar. Abi, mesela, abi spot hayır, bak spota şey bak yok. Süleyman söyle o, o Türkiye'ye damgasını vuran çok önemli bir adamın eşi zeki hırsız sosyal ve siyasi yönü güçlü öyle ya da böyle hep gündemde şaşalı bir yaşam ve arkasından gelen koyu bir yalnızlık o güçlü bir kadın zor günleri atlattı şimdi evlilik teklifleri alıyor ama is isimleri sır gibi saklıyor tempo adayları araştırır i̇şte senin okuduğun yer abi höst be abi yani şeylere de ayıp bu arada mesela Süleyman Seba gibi bir insan da bununla bunun, gündeme gelmemeli evet bir de hani şey gibisin. <laughs> durduk yere seni böyle rezil bir tartışmanın içerisinde isminle <laughs> katıyor. Bir de hani isimleri şey yapmışlar. Künye böyle Wikipedia sayfası gibi Süleyman Sebak, hayatı 26'da şurada doğdu falan falan. Besim Tibuk. Ya bunların hepsi de yani hali vakti yerinde kelli felli abiler yani. Hani Semra Hanım'a da öylesini yakıştırmışlar. Yıldırım Aktun'a, Asil Nadir, Mehmet Güler Kenan Yıldırım Aktun'a falan filan. Bu ne Ç abi? Çapkın bir siyasetçiydi. Ya, ya abi istediği kadar Ha bak bir de utanmazca, en son şöyle bitiyor. Turgut Bey'le son anarkada iştenlikle yaşadıkları büyük aşk gözler önüne geldi, itiraz sesleri yükseldi e, falan bir muhabbet üzerine. Yani yüzsüz gibi şey şu cümleyle bitirmişler. Ama unutmamak lazım ki yalnızlık Allah'a mahsus. Lan sana ne ya? Yani? <laughs> bu, bu ne oğlum yani? Diyecek, zaten... diyecek bir şey bulamıyorum. Böyle şaka falan yapmıyoruz. Bak gerçekten böyle bir haber var. Avuz Şaka artık, değil bu yani. Ayşen onları, onu verecek ekranı o sırada. Aynen doğru söylüyorsun. 2013 gibi gündeme gelen, daha doğrusu slogan olan bir oluşum vardı. İstanbul United. Geziden sonra. Evet. Gezi sırasında. Çokça da şahit olmuştuk beraber. İlk İstanbul United'ı <laughs> bulmuş olabilirim abi. Bu 87'den. Yunanistan milli maçına. Evet, Galatasaray gene bir dış güç ama bir araya getirmiş ya. Yani öyle olmuş yani. Anca öyle olmuş yani. Ha, gezide dış güçlerin oyunu var diyorsun. Dıdıf dıf dıf hemen dıf. hemen Ya. Yeah. Yok ya abi. Aynı adamlar bir hafta sonra birbirini yani, dövmüşlerdi tamam, yani. Öyle de 2013'te yani. de öyle oldu. Abi zaten baksana yani kendi birbirleriyle oynamalarına da gerek yok. Zaten şey kısmına ben uyuz oluyorum ya. Bak bir tane haber vardı bende. Keşke sana verseydim onu. Ya hatta ben bunu sana yollayacağım, haberi yollayacağım. 70'lerden falan buraya eklersiniz görüntüyü. Şey diyorlar ya, e, eskiden işte dostluk, tribünlerde takım elbiseyle gider oturdu, hiçbir şey yoktu falan filan. Bak yılını hatırlamıyorum, Hayat Spor'dan aldım ben o görüntüyü. 74 Tabii. yılı falan olması lazım, 74-75, bir tane sahne var. Abi sahnenin içerisinde bir herif, elinde 2 metrelik bir kalas, hakemin arkasından koşturuyor. Yani bu hatırlamadığımız için şey olur ya böyle hatırlamadıkça olumsuzları silip tabii, böyle boşlukları tabii. hep böyle iyilerle doldurursun ve ondan Şeyle sonra anladım. mitleştirirsin. Eskiden kavganın bile bir adabı vardı. Abi kalasla Eskiden... saldırmışlar hakikaten ya kalasla. Bunu ayrıca konuşuruz dediğin gibi konuşuruz. Başka bir haber gösterecektim de İstanbul United'tan ben devam etmek istiyorum tamam. yine. Tek başına İstanbul United alan bir sanatçımız. Erol Büyükburç. Ona bir da gün, bu yakışırdı. Bir gün... Galatasaray bir gün Fenerbahçe bir gün Beşiktaş'a şarkılar şiirler yazıyor. Bazı satırları birlikte okuyalım mı? Mesela okuyalım. Sen hangisiyle başlıyorsun? Galatasaray'dan Başla. başlıyorum. Haydi cimbom, haydi cimbom. Hep şutların birer domdom. Sahaların <laughs> al sarısı, tartışılmaz hiç kılası. Gönlü gözü dolduruyor. Cimbomların bu şarkısı. Sonra dom dom en güzel yeri bence. Galatasaray, Galatasaray rakiplerine vay vay vay. Galatasaray, Galatasaray hücumları say say say. Usta genel olarak full uyak <laughs> yöntemiyle gitmiş. Burada da şey var Fenerbahçe. Güneş renkli ışığımsın Fenerbahçe. Hep yükselen yıldısın yıldızsın Fenerbahçe. Zaferlerin takımısın Fenerbahçe. Yücelere tırmanırsın Fenerbahçe. Genel olarak bir satır böyle. Bir de şey var. Sarı kanarya, sarı kanarya. Gurur duyarız büyük adımla. Sarı kanarya, sarı kanarya. Gönlün erisin hep bulutlara. Yani yaklaşık 8 dakikada falan yazılmıştır bu. <laughs> Kara Karakartalı okuyorum. Kara Kartal, yüksek uçar. Zor maçları hemen aşar. Beşiktaşlı oyuncular gerçek takım ruhu yaşar. Çok yüksektir kondisyonu. Sürpriz dolu her oyunu. Beşiktaş'ın varlığıyla hep şan alır Türk futbolu. İlk kez A, A, B, A uyak gördüm. Ee, genelde ya A, A A A A ya da A B A B giderken Beşiktaş'ta bir değişik var. Haydi bastır, haydi bastır, bütün takım çelik kastır. <laughs> haydi bastır, haydi bastır, kara kartal hep klastır. Başlık da sanatçı gözüyle. Yani bu arada klas vurgusu Galatasaray'da da vardı. Neyse sanatçı gözüyle burada bu köşede şeyler oluyor gerçekten. Yani Necet Uygur bir şey yazıyor. Ee, işte ne bileyim var. yani <laughs> Erol abinin boş vakti çokmuş ama herhalde. Abi son iki haberim. Tamam. Ee, bu yani insan duygulanıyor şöyle bakınca. Başlık şimdi onlar gözde. NBA'de yeni yıldızlar doğuyor. Allen Iverson, Kobe Bryant, Şerif Abdurrahim, Tim Duncan işte öyle gidiyor. Bu sana ne ifade ediyor? Nasıl anılar canlandırıyor sende? Şunu hatırlıyorum. 96 NBA draftının oyuncularını ilk 30 oyuncuyu galiba yanlış hatırlamıyorsam değer Fast Break dergisinde değerlendiren bir yazı çıkmıştı. O Fast Break'i hatırlıyorum. O, o Fast Break'i okuduğum yeri hatırlıyorum. Kobe Bryant'ı ilk orada okumuştum. Hiç tanımıyordum. Hiç fikrim yoktu. Draft'tan sonra seçilen oyuncularla ilgili okumuştum. Yanlışım yoksa lisede sayı ortalaması 30 30 gibi bir şey olması lazım. O da işte o zamanki aklımda ulan 30 sayı atıyormuş çocuk. Ne büyük topçu olacak, niye bu sıraya kalmış falan filan gibi. Çünkü diğerlerine de yazıyordu işte. Diğerleri ama o ara çok basmıyor haliyle. Yani üniversitede atıyorum 15 sayı, 10 rebound yapmış. Onun önünde seçilmiş. Ulan diyorum 30 sayı atmış adam falan filan. Bu adamı buraya bırakmışlar dediğimi hatırlıyorum. Bu da herhalde onların 2 sene sonrası falan. Bur burada birazcık daha aklım yerimde. NBA'de işte yeni yıldızlar da Bu arada yazdıkları, şimdi onlar göze dedikleri isimlerin çoğu topçu oldu. Yani Allen Iverson, Kobe... Kobe'nin fotoğrafına bak ya. Çocuk gibi. Evet ilk çıktığında o zaten şeydi. Böyle yarı afro. Afro. Yani, evet. a, kısa afro diyeyim yani. Onun o şey ayakkabıları var. ilk Kobe'ler, Adidas'takiler. Onları da hiç unutmuyorum. Şerif Abdurrahim mesela. Birçok insan şu anda aklında yoktur belki ama 20-10, 20-10, 20-10 bir sürü sezonu vardır yani o 3 aşağı beş yukarı. Bayağı da topçuydu yani. Tim Duncan anlatmaya gerek yok. Keith Van Horn iyi oyuncuydu yani. Gayet iyi oyuncuydu. Belli bir noktadan sonra düştü tabii falan da garnet var, Jason Kidd var, Brevin Knight. Brevin Knight sakatlıktan falan patladı galiba. O da iyi oyuncuydu. Bu arada NBA Ligi puan durumları yazmış. Ama NBA'de puan yok. Mesela öyle bir tabela var bak şu anda. Galibiyet Yenilgi. Dikkat etmedim. O dönem Orlando birinci Atlantik'te. Merkez grubunda Indiana birinci. Son haberime geçiyorum abi. Eee... Bununla birlikte bir haber daha aradım. Önce ondan bahsedeyim. Sultan Kösem vardı. Hmm. Bir dönem dünyanın en uzun adamı. 2.30. 2.50'ye kadar çıktı o sürekli. Uzuyor. nasıl çıkıyor o şey yani rahatsızlığı var. Bir hormonal bozukluğu var Belli sürekli. Bir yaştan sonra uzayabiliyor musun? Uzuyor. O 2.50'yi buldu daha, daha da. 250 ne? Ya? Buldu gerçekten buldu. Dünyanın en uzun adamıydı o. Eminim. Ben onunla basketbol oynadım. Ciddi söylüyorum. Ya o seninle basketbol oynadı. Yani ben ona top toplayıcılık gibi bir, <laughs> gibi bir şey yaptım pamuk spor tesislerinde. Aradığım haber şuydu. Bakırköy'de mi pamuk spor tesisleri? Öyleydi. Mi? Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Yani tam emin değilim ama öyle hatırlıyorum. Ee, Senin ne işin vardı abicim orada? Arkadaşım vardı. Onun için gitmiştim falan yani. Ben de bakma basket niye gittiğimi tam hatırlamıyorum. Arkadaşım vardı onu hatırlıyorum. Niye ben sahadaydım onları hatırlamıyorum. Ama Sultan'ı görünce heyecanlanmıştım çünkü... Gazetede tam sayfa Galatasaray'dan inanılmaz transfer işte bir sene oynar NBA'ye gider falan. <laughs> sen, Yazan, senin kafanda tam şey değil mi 2,5 metreyse bu bizim işimize yarar e, değil mi sen? E tabii ki yaramaması da <laughs> çok anormal. Ne mut ne yani şanssızlık adam hiç yürüyemiyordu. <laughs> yani ee, böyle bir mantık yok yani iki elli adam. Abi yani bakıyorum NBA'ciler falan uzun. E o da uzun. <laughs> sana <yani>. göre herkes <laughs> uzun zaten. Neyse o haberi bulamadım tamam. ama e, sana bir başka... Avrupa'nın en uzun boylu basketbolcusu Halil İbrahim. Halil İbrahim'i hatırlarsın. Hatırlıyorum. Sonradan. Bambam mı zaten... lakabı? Ben onu bilmiyordum bambam Bam olduğunu. Ama sonradan basketbol olmadıktan sonra Pire Ferhat'la beraber bitirim ikili olup, magazin odasına girdiler. yanlış hatırlamıyorsam. Girdiler. Spor magazin. Tabii çok şey çok. Yok, spor magazin başladılar. Ana haberlerde bölümleri oldu sanki. Bayku Bidik, evet. Bayku Bidik vardı. Evet, 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 Bayku Bidik evet. gitti bunlar geldi gibi hatırlıyorum ama emin değilim. Neyse bunu sana gösterme sebebim. Biz Sokrates FC podcastında senin artık katılmadığın, seninle başladığımız artık katılmadığın podcastlerde İlhan bana hep sonda böyle bir hikaye anlattırıyor. Senin de bir öykün vardı olur. Dünyanın en uzun boylu adamının öyküsü mü? İki ya da en uzun boylu değil de iki on Hayır be abi. O şöyle. Sadece şuradan sempatik sporcu bugüne kadar kimse geri çevirmiş değil. Ancak isteklerinin artması üzerine bu iş profesyonelce yapmaya karar verince Her fotoğraf için para talep etmeyi planlamış diye bir şey var burada. Ben bir tane işte öykü yazmıştım. Böyle dünyanın en uzun adam falan filan muhabbetine hikayede şeydi. Bir gün Luna Park'a gezmeye gidiyor. işsiz güçsüz falan filan uzun bir adam. Ondan sonra diyorlar ki sen gel buraya. Ucube gibi görüyorlar. Sen gel buraya çocuklar seninle fotoğraf çektirsin. Para kazan falan diye. O da orada Luna Park'ta işe başlıyordu. Ve gelen giden çocuklarla beraber aslında çok mutsuz. Yaptığı işten de çok mutsuz ama para kazanıyor falan. Çocuklar ona çok kötü davranıyor aslında. Böyle çocuklar böyle nasıl söyleyeyim kötü karakterler. Ve hani çıkarcı ve benciller falan. Onun üzerine bir şey yazmıştım. Şimdi bunu okuyunca da o aklıma geldi. Bir palyaço'nun gözyaşları gibi. Hayır öyle lan öyle mi? bir şey değil o öyle, kadar. Değil bu arada böyle saçma bu, sapan bir şeydi yani. Bu duygusal yazdım. hikayenin son cümlesini hatırlıyorum ben. Ne o? Sevimsiz <gülüyor> piç. <gülüyor> <gülüyor> Öykü böyle bitiyordu. Evet, o kadar da duygusal bir hikaye değildi yani. Son bir haber vereyim sana yani. Var başka haber Ver ver ben. burada hacı var ya. Senin yanında hacı haberi... Sahaların... He <laughs> bu, evet bak bu çok güzel. Efendiliğiyle ünlü fut... Yani hacı bu Bir dakika. Yıl dedim. kaç abi? Yıl 99 olması 99. Lazım. Yıl 1999. Hacı Türkiye'de Hacı oynuyor. Hacı Türkiye. Söyle... bu forma var. Ayşe Arman'la röportaj yapmış. Ayşe Arman Hacı'yı... Belki de sayfa editörü öyle yapmıştır. Sahaların efendiliğiyle ünlü futbolcusunu Hacı diye tanıtmış. Her şeyiyle ünlü olabilir Hacı. Evet. <laughs> efendiliğiyle e yani, değil. Yani ne bileyim sahaların ayakta kalmasıyla ünlü futbolcusu Arif ya da Burak. Veya ne bileyim <laughs> yani... Öyle bir centilmenliğiyle ünlü futbolcusu Alpay. Yani ne, ne bileyim işte yani. Ciddiyetiyle ünlü en Reha Muhtar. Yani hayır bunun bir üst versiyonu bugün şöyle Emre Belezoğlu ile röportaj yapıp Sağların Efendi ünlü futbolcusu Emre Belezoğlu bir üst versiyonu olur o. Tabi. Birçok on numara için benzer şeyler geçerli hani agresif, egoist falan evet. yani Başka sıfat mı kalmadı? Acıya söylesen hani... Senin programında da yalnız sadece aleyhine bir şey söylemek... Abi aleyhine söylemiyorum. Oldu. Yani bu insan mizacı. Evet. Sen nasıl bir insansın? Çabuk parlayıp çabuk sönerim. Ben de öyle. O zaman programı artık kapatalım. Çabuk parlayıp çabuk sönerim. 90'lar Partisi'nin 8. bölümünde konuğum Onur Erdem'di. Çok mutlu oldum Atan. Çok teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim. 9. bölümde görüşmek üzere. <laughs>